Yani şimdi biz Milli İstihbarat Teşkilatı kurmuşuz. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nı kurmuşuz. Dünyanın en güçlü genelkurmay işte binlerce çalışılana olan bir Milli İstihbarat Teşkilatımız var. Bir darbe girişimi 6-7 ay hazırlık süresi oluyor. Bütün bunlardan haberdar olmuyoruz. Geldik kitlendik binbaşı darbe mi dedi demedim. Ya bu mudur ya savunma? Ha, bu mu yani? Yani bir mit müsteşarının yapacağı savunma bu mu? Genelkurmay Başkanı'nın yapacağı savunma bu mu? senin emrindeki insanların tamamı neredeyse generallerin hepsi senin döneminde terfi etmiş bu darbeye fiilen katılmışlar. Sen kalkmışsın diyorsun ki bize MİT müsteşarlığına gelen binbaşı OK bize darbe demedi yemin ediyorum bilmem ne de. MİT müsteşarı 80 sayfa yazı yazıyor. Diyor ki işte bize bilmem ne demedi. Ya yazık yani çok ayıp ya. Bu bizimle dalga mı geçiyorsunuz arkadaş ya? Siz MİT müsteşarısınız ya. Siz Milli İstihbarat Teşkilatı. Sen 7 ay bu adamlar bu ülkenin meclisini bombalayacaklar, tankları üzerine sürecekler. Bütün bunlardan haberin yok. Bunları öğrenmemişsin. Şöyle, haber, Ondan sonra haber, gelmişsin bize binbaşı böyle demedi. Şimdi oh, bakın. De, genel şöyle Bir saniye. Şey şey ben bitireyim yani. sonra Genel kurmay Başkanı keşke o savunmasını göndermeseydi. Demiş ki darbeyi ben önledim demiş ya. Yazık yani. Ayıptır. Biz bu kadar şey miyiz ya? Yani insanları niye bizi böyle saf yerine koyuyorsun? Yani sen darbeyi neyini önledin? Sen darbeyi önleyeceksen yapacağın şeyler vardı. Bu 249 kişiyi kim öldürdü? Önleyeceksen yapacağın şeyler vardı. Senin komutanın söyledi. Salma insanları dışarı. Darbe bunu darbe bir saattir diyor ya. Bit teşerini almak bu darbe edin bir şeydir. O zaman topla bütün karargahını. Senin kuvvet komutanların gitmişler düğünlerde halay çekiyor. Sen onların hiçbirisini çağırmıyorsun. Diyorsun ki ben emir verdim. Hava sahası kapatıldı. Hangi hava sahası kapatıldı? Meclisi Japonlar mı bombaladı? He? İstanbul'da iki tane uçak insanların aklını aldı, sen beş tane uçağı engel olamadın. Bu mu senin hava sahasını kapatmak? Böyle bir şey yok. Bizi kimse kandıramaz. Bu silahlı kuvvetlerin ve MIT'in büyük bir ayıbıdır. Bunu bir tane binbaşı bize haber verdi, vermedi, bağlamında böyle halkı kandırmak için sürekli gündeme taşımanda bir anlamı yoktur. O yüzden ben hep söylüyorum, gerek MIT müsteşarı, gerekse genelkurmay başkanı da kuvvet komutanları istifa etmeliydi.